Arkadaşlar hepinize selamlar. Şimdi size omuz bölgesini en güzel hareketlerinden göstereceğim. En sağlam, en verimli omuz hareketlerini göstereceğim size. Siz bunu gösterdiğim hareketleri 3 set 10 tekrar veya 4 set 10 tekrar şeklinde uygulayacaksınız. Hareketleri sırasıyla yapacağım. Yani bu şöyle 1. hareket, 2. hareket, 3. hareket, 4. hareket ve 5. hareket diye sırasıyla uygulayacağım bunları. Dediğim gibi siz 3 veya 4 set yapıyorsunuz. 10-12 set arası. Yapıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, omuz hareketlerimiz 5 taneydi. Shoulder press, enseye, neck press, ondan sonra arm press yaptık. Oturarak yana açma, ayakta barbell front raise, öne açış, cable crosslarla arka omuz deltoid falan yaptık. Arka omuz, en son shark, dumbbell shark yaptık. Yaklaşık 5 hareket yaptık. Bunlar omuzun en güzel, en temel hareketleri arkadaşlar. Hareketleri yaparken omuzda fazla ağırlık kullanmayın. Fazla ağırlık kullanmak sakatlığa getirir. Sadece hareketleri hissedilerek ve kasılma sürelerini uzatarak, mesela omuzu yana açarken hızlı değil de hafif kilolarla yavaş yavaş açıp yavaş yavaş kapatırsanız çok kilo kullanmış kadar verim alırsınız. Hatta çok kilo kullanmaktan daha verim alırsınız. Kasılma sürelerini uzatırsanız, yani hareketin sürelerini uzatmanız lazım. Size tavsiye ederim bunu arkadaşlar. Özellikle yüzeyi kapatmadan bir şey daha söyleyeceğim. Rotator kaf kasları vardır arkadaşlar. Bu omuzun döndürme kaslarını, yani omuzun çevirme kasları vardır arkada. Rotator kaf kasları, teres major, işte intraspinatus kasları vardır. Bunlara muhakkak antrenman öncesi, antrenman sonrası bir çalışın. Mesela örnek bir dumbbell elinize aldınız. Şu, rotator kaf, yani omuzun rotasyonu, bu hareketleri, yana açış bu hareketleri, çevirme hareketlerini muhakkak yapın ki eline sonuna sakatlansınız, sakatlanma riskiniz azalsın, deltoidiniz daha iyi çalışsın, verimli olsun, daha sağlıklı büyüsün. Herkese teşekkürler arkadaşlar, başarılar.